Herkese merhaba. Hepsi Burada'yla gerçekleştirdiğimiz güzellik sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır hayatımızda olan, özellikle cildimiz, eklemlerimiz ve sağlığımız için konuştuğumuz, tam olarak nasıl kullanacağımızı bilemediğimiz birçok formda karşımıza çıkan bir içerikten bahsedeceğiz. Kolajen. Bütün sorularımı, sizden bana gelen soruların hepsini diyetisyen Nil Durusoy'a soracağım. Merhaba Nil, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biz Nil'le beraber çalışıyoruz uzun zamandır. Onun bilgilerine ve tecrübelerine çok güveniyorum. Bu konuyu da özellikle onunla konuşmayı bu yüzden çok istedim. Belki bundan sonra bu supplementlarla ilgili başka birkaç videoda çekeriz beraber ama bugün konumuz spesifik olarak kolajen. Nil, kolajen nedir? Kolajen aslında vücudumuzda üretilen ve bulunan bir protein. Vücudumuzun iskelesinin ham maddesi olarak da düşünebilirsiniz aslında. Saçımızda, tırnaklarımızda, cildimizde, kemiklerimizde, eklemlerimizde bulunan yapısal bir protein. Aslında kolajeni vücudumuzu bir arada tutan tutkal olarak da düşünebilirsiniz. Zaten kelime anlamına baktığımız zaman Yunanca'dan gelen kolla kelimesinden gelir. Yunanca'da kolla kelimesi yapışkan anlamına gelmektedir. Çok güzel. Gerçekten bir yapıştırıcı. Aynen. Özellikle deri için tabii eklemler için de çok kıymetli ama biz hep şey deriz. Derinin altındaki sütunlar gibidir aslında kolajen. Onu dik ve aslında sıkı tutar. Peki kolajenin birçok tipi var. Dediğim gibi çok karşımıza çıkıyor. Kelime aralarında çok okuyoruz. Fakat bu, tam olarak bunu anlamak istiyorum aslında. Kolajenin tipleri nelerdir? Aslında vücudumuzda kolajenin birçok tipi var. Hepsinin ana görevi vücudumuzdaki bağ dokuyu desteklemek. Ama hepsinin özelleşmiş belli başlı görevleri de var. Aslında benim şu an anlatmak istediğim şey bizim en çok duyduğumuz kolajen tipleri. İlk olarak tip 1 kolajen. Saçımızı, cildimizi, tırnaklarımızı, kemiklerimizi, eklemlerimizi de destekleyen kolajen. Tip 2 kolajen daha çok eklemlerimizde ve kıkırdak dokumuzda olan kolajen türü. Tip 3 kolajen de daha çok işte organlarımızda, damarlarımızda, bağırsaklarımızda ve kemiklerimizde olan kolajen türü. Peki kolajenin birçok tipi var. Kolajenle ilgili çok da fazla ürün var. Çok çeşitli ürün var. Bize biraz da bu kolajenin farklı ürünlerinden, farklı ürün formlarından bahseder misin? Şimdi kolajen ürünlerini ana başlık olarak ikiye ayırabiliriz. Bir hayvansal olanlar, bir bitkisel olanlar. Kolajen bir protein olduğu için sadece hayvanlardan elde edilebiliyor. Bitkisel ürünler daha çok vücudumuzda üretilen kolajeni tetiklemek üzerine üretilen ürünler aslında. O yüzden biyo yararlanımı hayvansallara göre daha düşük. Hayvansal kolajenlerde de aslında çok çeşitli. Tavuk kolajeni var, domuz kolajeni var, sığır kolajeni var ve marin kolajen var. Fakat en çok kullanılan sığır kolajeni ve balık kolajeni. Şimdi sığır kolajenine baktığımız zaman sığırlardan yani ineklerden elde ediliyor. Daha çok kemiklerinden, eklemlerinden, derisinden elde edilen bir kolajen türü. İçeriğinde daha çok tip 1 ve tip 3 kolajen var. Bu arada bir noktaya değinmek istiyorum aslında. İlik ve kemik suyu, çorbası doğru koşullarda pişirildiği zaman çok güzel kolajen kaynakları. Aynen öyle. Bir de sığır kolajeni seçeceğimiz zaman önemli olan bir nokta var. Bu kolajen türü ineklerden elde edildiği için ineklerin beslenmesi, hijyen ortamları ve yedikleri besin çok önemli. O yüzden aslında güvenilir ürün tercih etmek burada çok önemli. Yani aslında bu kemik suyu, ilik suyu gibi içerikleri günlük beslenmemizde yemek pişirirken dahil etmeli miyiz? Günlük olmalı mı? Tabii ki. Günlük olarak aslında kullanabiliriz. Yani aslında üretim şartları burada önemli. Kesinlikle. Güvendiğimiz markalar, üretim şartlarını açıklayan, belki referans veren, bununla ilgili paylaşım yapan markalara güvenebiliriz. Yani ben tabii hayvansal gıdalarla ilgili biraz uzak olduğum için, vejetaryen olduğum için bunun eksikliğini tabii kan değerlerimde de yaşıyorum. Bu protein eksikliğini ama başka şekilde yerine koymak istiyorum. Ama et tüketen, et tüketmeyle ilgili problemi olmayan kişilerin o zaman günlük beslenmelerinde mesela çorba yaparken et suyu, yemek yaparken rahat et bir suyu şekilde kullanabilirler. Kolajen için önemli. Peki bu eklemler ve aslında vücut metabolizma için önemli. Marin kolajen daha çok derimiz için önemli. Aynen biraz öyle. Biraz da bunu anlatabilir misin bize farkını? Şimdi marin kolajen balıklardan elde edilen, balıkların derisinden,
kıkırdaklarından, kemiklerinden ve pullarından elde edilen. Marine kollajenin içeriğinde sadece tip 1 kollajen var. Tip 1 kollajen de biraz önce bahsettiğim gibi aslında vücudumuzda en çok bulunan kollajen tipi. Bir de marine kollajenin aslında şöyle bir güzel noktası var. Sığır kollajeni ile balık kollajenini karşılaştırdığımız zaman balık kollajeni moleküler olarak daha küçük. O yüzden vücudumuz tarafından çok daha rahat bir şekilde emilip kullanılabiliyor. O yüzden aslında balık kollajeni daha çok tercih edilen forma. Aslında şöyle demek belki doğru olur. Kollajen genel olarak büyük proteinli, büyük moleküllü bir protein. Ve aslında bu yüzden de deri tarafından topikal emilimi çok fazla değil. Karşılaştırma yaptığımız zaman deri ürünlerinde, topikal ürünlerde aslında marine kollajen daha çabuk emildiği için bunu tercih ediyoruz. Peki yine karşımıza çok çıkan, ağızdan alınan yani supplement dediğimiz senin asıl uzmanlığın olan bir faydalanım şekli var. Burada peki buna nasıl bakıyorsun? Yani bu supplementlar nasıl olmalı? Sadece ilik, kemik, suyu gibi gerçekten doğal olduğuna inandığımız içeriklerle mi aslında devam etmeliyiz? Yoksa yine güvendiğimiz, inandığımız markaların ilaç formunda yani yutulabilen formda ürünlerinde kullanmalı mıyız? Neye göre kullanmalıyız? Nasıl tercih etmeliyiz? Aslında sığır kolajeni mi yoksa balık kolajeni mi tercih edeceğimizle ilgili iki tane seçenek sunabilirim. İlk olarak diyetimizde hangisi eksikse onu tercih edebiliriz. İkinci olarak da aslında sağlıksal olarak yaşadığımız problemlere göre de tercih edeceğimiz kolajen türleri değişiyor. Örnek vermem gerekirse kemiklerimizde ya da eklemlerimizde herhangi bir problem varsa tip 1, tip 3 olan sığır kolajeni tercih edilebilir. Ya da cildimizde, tırnaklarımızda, saçımızda bir problem varsa marin kolajen tercih edilebilir. Ama burada söylemek istediğim önemli iki nokta var. Bir tanesi kesinlikle uzman tavsiyesi olmadan kolajen ürünü kullanılmaması gerektiği. İkincisi de güvenilir ürün kullanmanın aslında önemli olduğu. Yani burada aslında şöyle bir önemli soru meydana geliyor. Şimdi kolajen kullanımı aslında şu anda bizim günlük C vitamini kullandığımız gibi çok yaygın ve aslında normal beslenmemizin ve rutin supplementlarımızın içinde varmış gibi davranıyoruz. Yani kolajenin aslında fazla tüketmenin, kolajenin depolandığının ya da hani ihtiyacımız yoksa kullanıyorsak eğer bunun bize bir zararı olduğu ile ilgili bir fikrimiz, bilgimiz yok. Buradan şuna geliyorum. Dediğim gibi kolajen ürünlerine çok kolay ulaşıyoruz. Çok çeşitli var. Yani herhangi biri eğer sağlığıyla ilgili herhangi bir problemi yoksa, sadece kendime iyi bakmak istiyorum diyorsa ve hangi yaştan itibaren onu da soracağım biraz sonra. Eğer yaşı da hani gerçekten 20'li yaşlarda bunları tabii ki konuşmuyoruz. Eğer dediğin gibi bir eklemle ilgili, kemikleriyle ilgili yine hekimin tavsiyesiyle eğer bir ilave etmek gerekmiyorsa biz kolajeni günlük tüketmeli miyiz? Yani normal bir insan, ben şu an 41 yaşındayım ve kendime iyi bakıyorum, işte spor yapıyorum, et tüketmiyorum ve tabii ki artık yaşlandığımı hissediyorum. Hem eklemlerimde hissediyorum bunu, hem cildimde hissediyorum. Ben şu anda hani herhangi bir kronik rahatsızlığım yoksa, önemli bir rahatsızlığım yoksa kolajen kullanmaya başlayabilir miyim? Bunun gerçekten böyle kesinlikle kullanılmamalı bir zarar var diyebilir miyiz? Yoksa bir denenir mi? Nasıl başlanır? Ya aslında bence denenmeli çünkü aslında kolajen düzenli kullanıldığı zaman güzel etkileri olan bir supplement çeşidi. Çünkü dediğim gibi vücudumuzun aslında tutkalı gibi. Vücudumuzu bir arada tutan, özellikle işte cildimizde, eklemlerimizde onu düzenli bir şekilde kullandığımız zaman güzel etkilerini göreceğimiz bir ürün. Ama dediğim gibi güvenilir olması ve düzenli kullanmak burada çok önemli. Belki burada biraz daha hani markaya önem vereceğiz. Evet. Zaten artık bu konuyla ilgili hepimizin çok yüksek farkındalığı var. Peki yeri gelmişken biraz önce aklıma geldi, orada atladım. Burada yaş ne? Yani herkes her şeyi kullanmamalı diyoruz her zaman. Kolajeni biliyoruz ki 30'lu yaşların başından itibaren artık üretimi çok yavaşlıyor. Ve zaten yeterince de değil artık. Bunun için 30'lu yaşlar, erken 30'lar diyebilir miyiz? Ne zamandan itibaren? Şimdi şöyle, aslında yaş aldıkça vücudumuzdaki kolajen miktarı azalıyor. Üretilen kolajen miktarı azalıyor. Bunun yanında
beslenmemiz, yüksek karbonhidratlı, yüksek şekerli beslenme, stres gibi, sigara, alkol tüketimi gibi aslında zararlı sağlıksal problemlerimizle birlikte kolajen üretimi azalıyor. Aslında burada altını çizmek istiyorum. Biz bir yandan kolajen desteği alalım diyoruz. Kolajene değer veriyoruz. Ama bir yandan rafine şeker, karbonhidrat yemeye eğer cidden yemeye devam ediyorsak o kolajenin aslında hiçbir yararlanımı olmuyor. Yani aslında senin her zaman söylediğin gibi asıl olan bir beslenme sistemi. Kesinlikle. Yani olması gereken sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak. Sonra onun üzerinde zaten aldığımız supplementların bağırsaklardaki emilimi bile farklı oluyor. Aynen öyle. Bu çok güzel bir konu. Çok da hani aslında hem zor gibi geliyor ama aslında çok böyle karıştırmadan ve çok fazla budaklandırmadan insan anlamak istediği zaman da anlayabiliyor. Benim burada özetlemek istersem senden öğrendiğim şu. Bizler aslında yaşlanmayla beraber hem eklemlerimizde, hem kemiklerimizde, hem cildimizde kolajene ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu kolajen maalesef 30 yaşlardan itibaren gidiyor. Eğer ki vücudumuzda genel metabolizmaya bir faydası olsun istiyorsak, burada hayvansallardan sığır kolajenini tercih edeceğiz. Ve eğer yapabiliyorsak suyu, yani ilik suyu, kemik suyu gibi ve supplementlarla da dahil edebiliriz. Ama eğer derimizle ilgili bir faydalanım istiyorsak o zaman marin kolajen. Peki burada da kolajeni derideki faydalanımında topikal kullanmak mı, yoksa içeriden almak mı, yoksa beraber mi? Buna nasıl bakıyorsun? Aslında kombine kullanılırsa çok daha hem hızlı hem de etkili sonuç alabilir bireyler. Ama dediğim gibi hem topikal hem içeriden aslında kolajen takviyesi yapıldığı zaman sadece cilt için değil, vücudumuzda olan herhangi bir eksiklik, kolajen eksikliği varsa onu da tamamlamak için kullanılabilir. Hem topikal hem ağız yoluyla alınan kolajen. Aslında ne kadar önemli bir şey kolajen ve maalesef ki azalıyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolajen çok kıymetli bir konu. Nil'le bundan sonra ara ara belki haftada bir videomuzu bu besinlere, aslında supplementlara ayırabiliriz. Çünkü çok güzel bir konu ve çok içeriği bizim için önemli. Bugün kolajeni konuştuk. Kolajenle ilgili size bilgiler vermeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.